Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün nereye gidiyoruz? Geziyoruz. Gezimiz neresi? Tamı tamına Merkez Park'a gidiyoruz. Merkez Park'ta bir nüfus patlaması var. Merkez Park'a neden gidiyorum? Onu da bir açıklamasını yapayım. Bugün Adana'da, Adana Seyhan ilçesinde Merkez Park'ta Lezzet Festivali var. Evet, ben aç olduğum için oralarda yemek yiyeceğim. Bakalım bu göbek doyabilecek mi? Hadi bakalım. Lezzet Festivali umarım kalabalık değildir. Az önce bir yerden geçtim, kusura bakmayın. Orada konuşma yapamadım tabii. Sesimi bastırdılar. Sorun değil. Umarım orası kalabalık değildir. Kalabalıksa anlayan anlar. Buradan geçiş var mı? Bakın şöyle bir şey yapmışlar. Geçiş yok. No geçiş. Şuradan bir geçiş var. Hemen alt geçitten geçelim. Gerçi motosiklet gelirse bizim motosikletler. O nasıl bir sözcüktü? Ben de bilmiyorum. Motosiklet işte bir motosiklet tarzı. Tamam. Evet. Çok eskiden ben burayı hatırlıyorum. Buralar çok güzeldi. Ben demedim ben. Şu anda ölüyorum. Evet. Gerçekten de bak tanklar falan gelmiş. Tank değil işte su tankı yani bir şey çıkarsa bastırmak amacıyla. Arkadaşlar ölürsem hakkınızı helal edin. Evet daha gencim yaşayacağım çok şey var. Göreceğim daha çok şey var. Ama işte hayatımın sonu burasıymış. Bakalım bugün ne bok yiyeceğim. Merakla bekliyorum. We are in the Adana. Korkuyorum. Tanka baksanız oğlum zırhlı, mırhlı kamyon tekeri. Şimdi tabii ki de reklam yapmıyorum. Bakın reklam yok işte. Marka yazmıyor. En azından marka yazmıyor üstünde. Marka yazsa ben biterim. Çok konuşuyorum. Bence biraz susayım. Her tarafta polis var. Böyle her tarafta polis var. Bakalım. Bugün ne haltlar karıştıracağım. İzleyip görelim. Evet, şu anda Merkez Park'ın girişine doğru ilerliyorum. Etrafı size göstereyim. Her yerde T19 var. Bir de T16 var. Şurada T9 gördüm. Bunlar hep su şeylere. Su atıyorlar, tazikli su. Tazikli suyun ne kadar güçlü olduğunu siz de biliyorsunuz tabii ki de. 4 dakikadır yürüyorum ve evden çıktığımda bu videoyu başlattım. 4 dakika, 4 dakikada buraya gelmeyi başardıysam bakalım festivalde kaç dakikalığına çıkacağım. Bu video bayağı uzun olacak. Telefonun beyni kaldırmayacak. Beyni yetmeyecek telefonun. Ama ben yine de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Telefon bunu YouTube'a atmazsa çok sinirleneceğim. Buradan söylüyorum. Venüs'e. Ha bu arada arkadaşlar Türk Telekom'a da çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olan deprem
İstanbul'da olan depremden sonra 2 ay boyunca 5 GB. Bu ay 5 GB, bir sonraki ay 5 GB hediye verdiler. Efsane, harika. 3 GB benim şeye yetmeyecekti yani. İyi oldu, güzel oldu. Hoş oldu. Çok hoş oldu. Lezzet Festivali diye ben yanlış yere geldim herhalde. Çünkü ben buraya baktığımda lezzetli bir şeyler göremiyorum ne ya. Göremiyorum. Birazdan evet sese doğru gidiyorum. En azından davulla çalıyorlar bunu. Oğlum ya trombolin var şurada. Trombolinden geliyor bu müzik. Ben bu müziği atlatayım. Size geri dönüş yapacağım. Ve Yiyecek Festivali'ne hoş geldiniz. Yiyecek Festivali'ndeyim. Burada istediğim gibi tıkınacağım. Öncelikle annemi bulmam lazım. Annem bir tane çadırdayım dedi. Heh, tamam. Çadırın olduğu yer orası. Bakalım orada annemi bulabilecek miyim? Çok umutsuzum. Yani çok iyi, çok güzel. Annemi aradığımda bu videoyu çekmiyordum. En az 12 dakika, 10, 15 dakika falan oldu. Ve ben nasıl desem, oğlum lan. Elimi şıklattım. Köpek bana geliyor zannettim ya. Korktum. Evet. Bakalım neler göreceğiz. Tamam bak. İstedikleri kadar konuşsunlar. Bundan telif yemem. O yüzden ben konuşmayı seviyorum. Şarkıları yoksa ben de seviyorum şarkılar. Ama telif atıyorlar. Şerrlar. Oğlum bak, arkadaki adam nece konuşuyor? Arda Türkmen mi? Has. Ah bacağım. Bacağımın ağzını ettim. Maddi destek sağlayan merkez ilçe belediyelerimizin değerli başkanları, Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akay, Güney Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Kocaeski, Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanımız Sayın Bilal Uludağ. Şimdi we'd like to invite the different mayors of the district municipalities who helps to contribute to the success of this program to take their place at the stand. Ve yine şeflerimizden Eyüp Kemal Sevinç. Now we invite different chefs. The first one Eyüp Kemal Sevinç to take. Evet, şu anda artık protokolümüzü gezimize başlayabiliriz. Olursak. Evet, annemden bana tamı tamına basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Birazdan burada ünlü ustalarımız şovlarıyla bizlerle birlikte olacaklar. We'd like to thank everyone who took their places at the stand. Please would like everybody to step aside and elimden çalarlar. And in a short time from now, our famous chefs will be displayed at the barbecue stand. Kim konuşuyor lan? Ben burada evet, kıymetli misafirlerimizi, değerli protokolümüzü yerlerine alıyoruz. Yabancı konuklarımızı evet, yerlerine alıyoruz. Kahveci. Basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Birazdan burada evet. Güzel bir şeyler bulmak istiyorum. Arkadaşlar, hani ben fen lisesi kazanınca bana iPhone X olacak ya. Oğlum, Adana'da sakın kullanmayın iPhone X.
Vallahi donumuzu yırtarlar öyle alırlar. Bak donu çekerler çok. O da yırtılır. Orasını siz düşünün artık. Orası artı 18. Buraya ikram mı ediyor şimdi? Vallahi bir ikramlık olursa iyi olur yani. Gerçi benim abonelerimi önemsemezler. Çay ikram herhalde. Guinness Rekorlar kitabı gelmiş. Şaka yaptım. Sadece şey var. Amblemi var. Neden bilmiyorum ama bir şeyler planlıyorlar. Ben de anlamadım. Oğlum önce tatlıyla başlayacaksın. Tatlıyla başlayacaksın. Şöyle bir bakalım. Eyvah. Ve şapkam var. Hadi bakayım. Şöyle biraz. Ah, rüzgar esti takamadım. Delireceğim. Eh. Oğlum kafama sığmıyor ki bu. Şöyle takalım. Tamam. Evet, burası da kebapçılar bölgesi. Hadi bakalım. Yenice Ocakbaşı, güzel. Güzel yerler buralar. Şapka bir tek tek ters takan benim herhalde. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Yavaş 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 çok yavaş. Evet. Harika kebaplar. Tabii ki de Adana denince akla kebap gelir. Ve bir sürü kebabımız var. Bu kadar kebabı kim yiyecek? O da bir soru işareti. Sorun değil, birileri yer işte. Normal Adanalıyız, yeriz yani. Bir günde 5 tane yiyorlar. Tamam, şimdi devam edelim. Oğlum böyle deliye benzedim ya, dur. Acaba şey mi yapsam? Ya da vazgeçtim. Böyle iyi işte. Fikret. Güzel. Fikret. Hasan Usta var. Tabii ki de Hasan Usta olmazsa. Hasan Usta olmazsa olmaz tabii ki de. Ve her yerde şeyler var. Şöyle gösterelim. Oh, ne güzel oynuyorlar. Bana telif atanın gözünden öpeceğim. Neden bilmiyorum. Emin Usta, Mıdık Kazbaşı, Eyvan Kebap. Eyvan Kebap da buradaymış. Kolcuoğlu Mesut. Oha, Kolcuoğlu bile var. Olan Kolcuoğlu buradaysa herkes buradadır. Kolcuoğlu, Hasan Usta varsa Adana'nın vazgeçilmezi olan bu güzel yerler. Bir Instagram şeyi çekmek isterdim. Ola ki bu video biter. O zaman ben tabii ki de bir şey foto çekerim. Her yerde kebap var yani. Kebaptan başka bir yer yok. Neden yok bilmiyorum. Şimdi kebap dışında başka bir yer, bir şeyler aramak istiyorum. Kebap dışında başka nereler var? Mesela bakın şura var. Ama burada hep tatlıcı herhalde. Evet, duyuyorsunuz. Dondurmacı. Oturak biraz. Ay. Oturmanın zamanı değil. Hadi gidiyoruz. Tam gaz ileri. Tatlıcılar.
Hadi bakalım. Evet, lokma var. Bir sürü şerbetli tatlı var. Baklava var. Güzel. En güzel gördüğüm yerde oturacağım. Bak şuradaki börek ilgimi çekti. Mehmet abi de. Vay. Güzelmiş. Şunlar ikram mı? Aa. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir tane şey aldık. Bakalım. Güzelse her gün gelirim artık. Yani. Bir tane. Dondurmanın topu 2 lira. İyi mi? Yani kazık yerlerden iyi bence. Evet. Kirli olan bir masaya oturalım. En kirlisini seçtim. Bakalım şimdi bunu tadacağım. Güzel olduğunu sanmıyorum. Tabii ki de şaka yapıyorum. Güzel. Bayağı güzel. Şimdi başka yerlerden başka şeylere bakacağız. O zaman videoyu durdurayım. Ben bu baş belasını bitireyim. Geliyorum. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Ulan 5 saattir ağzımda çiğniyorum, böreği yutamadım. Ama böyle bir börek yok. Güzel. Harika. Şimdi gelelim diğer şeylere. Bir şey gördüm ve çok canım çekti. Orada annemler de var ama. Böyle bir tehlike de var. Bugün normalde etütüm vardı. Saat 5'te. Onlar bok yesin. Evet, saat reklamı yapmayı seviyorum. Buzdaç alacağım. Bakın buzdaç. En iyi doyum şekli. Tabii ki de benim en iyi doyum şeklim. O zaman ne alıyoruz? Tabii ki de baklava alıyoruz. Şaka. Evet. Evet, buzdaçımızı alıyoruz. Paramızı veriyoruz. Çaktırmayın, ben fazladan para aldım. Gönül kardeşler diye reklam yapıyoruz. Buyurun, evet. Buyur kardeşim. Hadi, gönül kardeşler diye reklama giriyoruz. Parayı vermedim. En sevdiğim. Buyurun. En sevdiğim. Tatlım, al paranı üstüne. Al paranı, almadım. Fiyatlar ne kadar? Reklam yapalım, 1,5. 1,5 mi? Evet. Güzel atıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tatlıcı Gönül Kardeşler, Adana'da gelip şey yapabilirsiniz. Tabii ki de seversem reklam yapıyorum. Sevmesem bile reklam yapalım yani. Çok güzel. Şimdi hemen... Evet, seç börek, seç baklava. Buradan ben böreğimi aldım, çok güzel. Belki sonradan gelip böreğimi burada yerim. Hadi belki sucuk ekmek yerim. Sonuçta daha Merkez Park'ı gezeceğiz, ekranlardan ayrılmayın. 165 metreye kadar. Burası daha Merkez Park'ın yarısı. Bir taraf daha var. Orada o ses bile olabilir. Ulan şuraya kadar geldim, hiç köfteci görmedim. Deniz ürünleri. Şarkılar çalınıyor. Evet, bir tane şalgamcı gördüm. Hadi bakalım. Daha bu bitince size şey de yapacağım. YouTube'dan canlı yayın yapacağım.
Yok yapmayacağım hatta. YouTube'dan canlı yayın yapınca çok kötü oluyor. Buralar deniz ürünleri. Şu an saçımı hiç düzeltemem. Ve şimdi gözüme girer. Düzeltirken. Diğer elimde kamera var. Kamera dediğimiz bir telefon yani. Orada bir şeyler oluyor. Evet şu anda buzlaçın dibine vuruyorum. İnşallah yarın hasta olur da Etüt'e gitmem. Orada Arda Türkmen var. Biliyorsunuz Türkiye'nin en kıymetli şeflerinden bir tanesi. Master Chef'teki Mehmet Şef de gelseymiş daha iyi olmuş. Yalnız şaka bir yana gerçekten merak ettim acaba nasıl yapıyor. Tabii güzel olur, Nusret gibi olmaz. Çünkü o et bir şeyler yapıyor. Ünlü markaları çok seviyorum. Çünkü indirim yapıyorlar. Ve geldik. Tavuk yani. Köfteci, tavuk ekmek. Tabii ki de park fırın da var. Başka burası herhalde köfte ekmek. Vay bak güzel hamburger yapıyorlar ama ben öyle hamburgerler sevmiyorum. Çiğ köfteci gördük sonunda. Çiğ köftecinin oraya doğru gidiyorum. Bakalım çiğ köftecinin yanında kaç tane çiğ köfteci var? Combo yapılabilecek mi? Yapılmayacak mı? Oğlum bir sürü büfe gelmiş. İnsan bir Burger King getirir diyor artık. Yok. Evet. Bir çiğ köfte. Sen çektin ama koymadın. Ne zaman? Çiğ İzmir Kumru. Aa. Abin orada yemek yiyor. Lan, geldin mi? Nasılsın? İyiyim. Evet, bir sürü yer. Az önceki çok eskiden bir portakal çiçeği festivali ile alakalı bir video çektim. Onu da YouTube'a atmayı unuttum. Onlar da teknik olarak üzülmüş. Eve gidince ben bulacağım o videoyu. Bulamazsam yapacak bir şey yok ama bulursam atacağım, söz veriyorum atacağım. Buralar tam balıymış. Yok ya ben balık yemeyeyim ya. Ben denizden uzak duruyorum. Vallahi ben denizden uzak duracağım. Belki İzmir kumru yerim güzel. Bir de börek yerim. 7/24 açım. Yanımdan biri sigara içerek geçti. Oğlum toprak. Toprak kuru ama toprağa bir şeyler olmuş. Tabii bismillah bir şeyler olmuş toprağa. Şırdan Sucukçu Efendi. Bakıyoruz. Papino tavuk ne ya? Garip bir isim. Evet ve midyeci. Bak midyeyi de çok severim. Midye mi alsam? Biraz azıcık. Çok azıcık. Midye mi alsam?
Azıcık midye alalım ya, midye. Midye alalım bence. O kadar gezdim, bir midye alma zamanı geldi. Bir tane midye. Kaç lira? Tamam. Efendim hoş geldiniz. Ben tekrardan. Biz 5-6 tane daha yiyeceğiz de bir tane açabilir miyiz? Şöyle kasayı buyurun. Düşecek altı. 5 tane daha mıydı? Evet. Sıcak. Tamam, midyeyi aldım. Elinize sağlık. Bir tane midye aldım. Tamam. Gömüyorum. Üzerindeki balıktan her zaman nefret etmişimdir. Ama şimdi yiyeceğim. Güzel. Şimdi bak, balığını yememeyip de atalarımız ne demiş? Nerede beleş oraya yerleş. Hadi bakalım. Beleş başka nerede bulacağız? Şurada bir sucukçu var. Bakalım beleş veriyor mu? Nerede beleş oraya yerleş. Güzel. Herhalde sucuk pişiriyorlar. Birazcık beklemek lazım. Sonra canım çekti bir tane bir. Benden daha aç hiç kimse yok. Oh. Çinli insanlar gelmiş. Ulan Avrupa'dan gelmiyor, Çin'den geliyor. Garip. Sucuk mu? Evet. Aa, alabilir miyim? Evet. Evet. Tadıyoruz bakalım. Beton yoldan yürü, betondan. Herkesin başına gelmiştir. Anlatıyorum. Ağzım yanıyor şu anda. Dur. Esmas. Herkesin başına gelmiştir. Bir yerde beleş bir şeyler bulursun. Ondan sonra dersin ki bu çok güzelmiş, alalım. Meğerse beleş aldığın için güzelmiş. Ya IQ'un mu? Bu arada şapka arkaya doğru kaydı, dur. Tamam. Devam edelim bakalım. Daha nelerle karşılaşacağız? Bu arada 27 dakika oldu. YouTube'a yüklemek çok büyük bir şey. Yani telefonun beyni kaldırmaz. Yoksa yüklerim de. Oğlum ya, kola ikram etseler ne kadar güzel olur. Bir tane kola alacağım vallahi. Abi sağda altta, şimdi alamazsın. Tamam. Sağda altıdaymış. O zaman biz... Beleş nerede var? Beleş. Vallahi beleş nerede varsa oradan yiyeceğim. Vallahi şöyle... Şimdi bir şey diyeceğim de yok, demeyeyim. En iyisi demeyeyim. Çok yaşa. Sesi duyduysanız tabii ki de. Vallahi ben börek alacağım. Az önce şuradaki bir börekçi vardı ya. Orayı ben çok sevdim. Oğlum ne alacağımı şaşırdım. Ne alacağımı şaşırdım şu anda. Ne alacağım bilmiyorum. Burada lokma var herhalde ama lokmaya benzemiyor. Lokma. Lok lokma. Lok lokma. Doktorun yeri var. Nazlım var.
Lan Nazım diye yer yok, Nazım var. Hasır künefe, Çukurova şekerleme. Ne alalım bilmiyorum. Güzel bir dondurmacı varsa oradan bir dondurma yeriz herhalde, değil mi? Yeriz. Güzel bir yer bulalım, orada yiyelim. Tabii beleşse. Beleş olmayacağını biliyorum ama o sorun değil. Beleş de olmaz. Olmazsa da olur. Paramız var yani, Allah'a şükür. Annemden aşırdım. Çaktırmayın, annemden aşırdım. Tamam, devam ediyoruz. Güzel baklava. Ulan DSE'den bilmiyorum, kamera çekti mi kızı ama DSE'den gelmiş lan. Ben DSE'yi barajda okuyorum. Bedefe. Bizim okulun nüfusu o kadar da fazla değil. Beşler dolduruyor sadece. Ve yine döndüm dolaştım buraya geldim. Niye? Çünkü ben malım. Dur. Yanımda bir asistanım olsa daha güzel olurdu ama bir de asistan öldü. Nefes almayı unuttuğu için öldü. Güzel yani, güzel olsa bile yemem. Dondurma bilmiyorum, yemem. Şuradaki baklava güzelmiş. Soralım mı baklava ne kadar? Ne kadar baklava? 78 lira abi. Yönlendir, buraya yönlendir. 78 mi? Lan benim boyumu aşıyor 78. Vallahi aştı şu anda boyumu. Aha. Aha. Acı badem mi? Ha, bay badem. Acı badem ne ya? Acı badem. Biri geldi. Normalde ben normalde bizim okuldakiler olsa pandik atarlardı. Şanslılar en azından, şanslı. Bay badem. Bay badem. Tamam, birazcık eğlendim sadece ya. Şey yok yani. Neyse. Tamam. Şapka çok terletti ya. Nereme monte edeceğim? Nereme monte edeceğim ya bunu? Niye aldım ki ben bunu? Neyse, havalı dursun. Yeah. Oğlum. Evde çok güzel bir şey vardı, şapka vardı. Almadım, gittim buradaki dandik şapkayı aldım ya. Oğlum beleş beleş. Hatırlatıyorum işte. Nerede beleş oraya yerleş. Bunu sakın unutmayın. Ulan bok böceğine basacak. Az kalsın. Şu anda ne yesem ne yesem diye düşünüyorum. Az önceki baklava bana fiyatı koydu. Oğlum ben kiloluk mu alacaktım? Bir porsiyon alacaktım sadece ya. Adam 78 lira dedi, kaçtım ben de. Yok artık. Yok ama ya. Yok ama ya. Yeter ya. Oh bak, bu dumanı çekin. Tamam mı? Bu dumanı çekin işte. Evet, bu video sonlara doğru 18 artılaşmaya başlıyor. Ben bunu 7 yaşa düşüreyim. Durun, bu videoyu 7 yaşa düşürmeliyim.
Ne yapayım, Pepe şarkısı mı söyleyeyim IQ ya? İzleyen izler, izlemeyen izlemez yani, boş verin. Yani izlemeden de izleyebilirsiniz ama izlerken yani bir bakarsınız izlememişsiniz. Aa, ben de şaşırdım. Ne diyorum? Oğlum kazancılar bile burada. Atosev var. What the fuck? Atosev'in ne işi var lan burada? Orada açık büfe kahvaltı yeri değil miydi? Neyse. Bam. Canınız acıdı mı? Bam. 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 Şöyle takalım. Nasıl? Bence bu gayet güzel oldu. Tamam. Size yakışmadı, bana yakıştı. Bakın. Hadi devam. Şu anda aradığım yemeği tam bulmuş değilim. Aradığım şeyi bulabilmek için nereye gideceğimi de bilmiyorum. Şu anda bir yerde şey yapıyorlar, fantazi yapıyorlar. Hasan Usta tabii ki de. Vay! Hasan Usta'nın maşallahı var. Oo, orada beleş var. Oğlum bak, plastik bardak görürseniz şüphesiz orada beleş olduğunu anlarsınız. Yok lan, beleş değilmiş. Tamam. Bir ara ümitlendim işte. Hoş geldiniz. Buyurun abicim. Oğlum ayak basılacak yer yok. Portakal Çiçeği Festivali'nde bile bu kadar şey değildi yani. Şimdi ben buraya yatsam, bak o kadar yer gezdim, bir tane çimenden bok çıkmadı. Şimdi ben buraya yatsam 500 tane bok çıkar şimdi çimenlerden. Ben eminim, sezdim. Bol kepçe var. Onbaşılar var. Oğlum işim dışım kebap oldu. Ben kebap istemiyorum, yeter. Kebap dışında ne olursa olsun yerim ya. Bak gene aynı yere geldik. Oğlum buradaki geçişleri kapatacaksın ha. Bak 3 tür buradan geçiyorum. Sıkıldım. Seç börek. Çok pahalı, kazık dediriyorlar. Bir tepsi. Ne kadar olabilir ki? Ama börek yok. Ben börek yiyeceğim. Acıktım. Acıktım ulan, acıktım. Acıktım, açlıktan telefonu ısıracağım. Oğlum benden daha aç insanlar da var. Onlar ne yapsın? Bay badem. Merhaba. 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 Merhaba dedim, selamımı almadı. Ulan merhaba dedim, selamımı bile almadı. Ulan hep kendimi çekiyorum, bir de biraz da yeri çekeceğim bak. Al çimenler. Al, yeter. Ne bu? Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Evet, az önce kışkırttığım Bay Badem'le şu anda dans ediyorum. Ne kadar mutlu bir son. Gözümden yaş geldi. Gözümden değil de götümden olmasın o. Neyse. Oğlum bu şapka sürekli kafamdan düşüyor. Ben bunu ne yapacağım? Toprağa ekeyim. Ne dersiniz? Kiminmiş bu? Ona geri nasıl derler?
iade edeceğim aynen. Bunu onlara geri iade edeceğim. Bak. Heh, orada. Almazlar ki. Kafamda taşıdı. Neyse beleş. Beleşin var. Ayrı bir şey var. Oğlum, sucuklarda böyle bazen de pişmemiş taraf geliyor ya böyle. Sertimsi yer. Ve onu hiç sevmiyorum. Evet şelale. Çişinizi getirecek bir şelale bulduk. Şelale değil işte havuz da neyse. Çaktırmayın işte. Yok oradan. Bilir ha. Şapkam. Niye düşüyorsun? Tamam. Bu şapka beleş olduğu için her türlü takarım ben. Hadi bakalım. Şu anda 41. dakikadayız. 42. hatta. Parkta bir şeyler yaşıyorlar. Oraya gitmeyeceğim tabii ki de. Şu şey kafamdan düşüyor sürekli. Deli ediyor beni. Şöyle taktım size. Dur. Acaba buna birkaç dokunuş mu yapsak? Ne dersiniz? Tişört. Elindeki tişört neydi adamın? Her neyse biz festivale devam edelim. Evet bu festival en az 1 saat sürebilir. Hatta 1 saatten fazla olarak 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Şu anda saat kaç? Saat 5'i 9 geçiyor. 5'i 9 geçiyor ve etüte gitmedim. Tabii ki de mutluyum. Şimdi bir pamuk şeker almak istiyorum. Tabii ki de. Canım çekti oğlum. Buyurun pamuk şeker 2 lira buyurun. Bana da bir tane pamuk şeker. Hay ağzından alsak ondan. Al oğlum bundan al. Al güzel. Hangi dert? Al oğlum. Buyurun efendim, buyurun. Taze pamuk şeker, buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Taze pamuk şeker 2 lira, buyurun. Hoş aslında geldiniz, buyurun. Aslında canlı yayın yapacaktım ama canlı yayından vazgeçtim. 2 lira. Hoş geldiniz, buyurun. Pamuk şeker evet, 2 lira, buyurun. Evet, pamuk şekerimiz kocaman. Bak oradakiler küçücük. Pamuk şeker benim kafamdan daha çok yer kaplıyor. Aslında var ya bu pamuk şekeri alıp böyle buruştursan tenis topundan daha küçük olur bu. Her neyse görevim burayı ifşalamak değil. Beleşçilik yapmak. En ucuzunu almak. Beleşin tadı daha güzel tabii. Bunun da tadı güzel ama. Evet, saati görüyorsunuz. Bak daha az önce şeyde. Her yerde polis var. Evet.
Şu anda sizi duyamıyorum. Algılarım kapalı. Tıkınmaktan bir şey, başka bir şey yapmıyorum. Annenin köftesine buyurun. Annenin köftesi burada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yüzeyim ben yapalım ona. Bu ne? Normalde çomak ağza değil. Neyse. Dur şunu bir kırayım. Kırılışa bak. Şey, kırıldı. Oğlum ucundaki sivriliğe baksana. Adam öldürülür. Tamam şimdi kapatalım. Biliyorum. Öf terletti bu şapka beni. Böyle daha iyi oldu. Şimdi bu ayna olsa gösterirdim size ama biraz garip oldu. Hadi geçtik. Tostçu var. Dandini dandini de starlaki uyutacağım sizi, merak etmeyin. Şöyle çevirsem herhalde geberirsiniz. Şu anda telefonu çevirsem geberirsiniz. Biliyorsunuz değil mi? Adamım. Bu şapkayla çok güzel şeyler yapılır. Mesela. Ulaşmıkta. Tabii insan bir korkuyor tabii ki de bu şapkadan. Normalde beleş, yani dandik. Beleş demek dandik demek. Beleş demek dandik demek. Evet. Sultan Tantuni bile gelmiş olup. Aa, yırtıldı, yırtıldı, yırtıldı. Yırtıldı, hemen düşebilir. Bak size demedim mi geberirsiniz diye. Şapkayı alalım. Çevre kirliliğine, çevre kirliliğine sebep olmamak lazım. Bu şapka yırtıldı. Maalesef yırtıldı. Ve şimdi bir yerden yemek yiyeceğim. Çünkü çok açım. Gerçi ben 7-24 açım. Ama şimdi nereden alacağız? Bir de o var. Nereden yiyek? Nereden yiyek? Hep kebapçı var ya burada. Yalnız çaktırmayın. Bendeki 50 lira hala duruyor. Bu 50 liranın anasını ağlatacağım. Görürüz var. Dur. Cebimde bir şey daha var. 10 lira. O kadar şey aldım. 7 lira tuttu. Çünkü hep beleş aldım. Hep beleş aldığım için tabii ki de daha göbek doymadı. Aslında bir yerden ben yemek yiyeceğim. Ama
Orası açıldı mı acaba? Açıldı. Açılmış. Evet, açılmış. Ve telefonumun şarjı 45. Tabii ki telefonum şarjını, telefon şalgam gibi içtiği için telefonda şey kalmadı. Vallahi aşırı bir açlık yaşıyorum. Pis yalancı. Geçen sene de öyle demiştin. Açlık yaşıyorum. Evet. O yüzden evet. Bana evet. Bir evet. Kumru geldi. Bravo. Haydi arkadaşlar, kumru yapıyoruz. İçinde yeşillik tarzı bir şey olmasın. Yeşillik olmaz. Kumrumuzda yeşilliğimiz yok. Tamam, turşu. Kaşarımız var, turşumuz var. Turşu olmasın. Ketçap, mayonez. Evet. Oldu, tamam. Başka bir şey. Tamam. Haydi bakalım. Arkadaşlar çalışalım. Önce ekmek veriyoruz. Hoş geldiniz. Etüt'e de gitmedim şimdi. Babamı arıyorlardır. Emre gelmedi değil. Arıyorlardır. Tamam, herhalde. Evet. Yemeği aldığım yer Kafelina. Bakın diğer taraflara baktığımızda mesela geçen seferki Portakal Çiçeği Festivali'nde Adana nüfusu 2 milyonsa 3 milyon olmuştur. Hoş geldiniz. Buradan başka yiyebileceğim bir yer de yok. Zaten yemem. Çünkü bilmiyorum. Bakın. Şu alanlara bir baksanıza. Abi drone uçuracaklar. Drone uçuracaklar. Benim de drone'um vardı da işte kardeşim tekme attı, bozuldu. Evet, günün ilk müşterisi benim herhalde. İnşallah sen olmazsın tek. Şimdilik diyelim. Şimdilik diyelim. Buyurun, buyurun. Abi, kusura rahat et. Nasıl kaldı? Şu ana kadar 7 lira harcadım ve 7 liraya çoğu şey beleş. Şurada börek ikram ediyorlardı. Birkaç tabak aldım işte. Yedik. Sana demiyorum. Gidiyor diyor. Çıkartmış bari. Ya işte yok. Açık yapmışlar, yapmışlar. Sen otoya koymamış, karakola bırakmıyor. Zaten onları diyor. Gel de olmadan ben gelemem dedim. Sen eğer araba varsa geçip bırakmayayım. Abi drone uçuracak. Hadi bakalım. Merak ettim şimdi. Drone nasıl? Oğlum ya, drone ne güzel uçurulur şimdi. Tamam abi. Bir sürü börekçi var ama hepsi bana porsiyon değil, bir kilo diyorlar. Oğlum bu göbek, bak ben zayıfım. Hadi şişman olsam, neyse diyeceğim, şişman olsam Allah korusun dünyayı yerim.
Ama işte adamlar 78 lira dediler. Tabii ki de şaka yaptım. Annemden aşırmadım. O bana verdi. Bakın gıcır gıcır. 50 liramız. Altına bir kette payınız. Parayı yere düşürdük. Normalde bizim okulda yere 5 kuruş düşse onu da alırlar. Teşkilatlandım. Gideceğim Japonya pişirmesi alacağım. Mayonez çok fazla olmasın. Normalde okulda parayı yere düşürüyorlar. İşte o da kimin bu diye alçak sesle diyor, sonra cebine koyuyor. Ben de gideceğim Japon yapıştırıcısını yere süreceğim. Parayı da yapıştıracağım oraya. Ve teşekkür ediyoruz Kapelina'ya. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet. İzmir kumru hazır. İçecek almadık. Ben bunu gömeceğim ama ilk önceliğinde bir boş sıra lazım. Boş sıra ne? Boş bir şey de bulamıyorum ki ben. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim annemin yanına. Orada. Ya da Coca-Cola'nın oraya gideyim. O da olmaz. Bunların ilk müşterisi bendim. Umarım tek müşteri olmam. Ve geldim. Kumru elimde. Kocaman. Evet, doğru söylüyorlar. Lezzet Festivali'nde portakal çiçeğindeki ahbaplarımla karşılaştık. Güzel sohbet ettik işte falan filan. Ve İzmir kumru hazır oldu. Ben bunu gömeceğim. 18 artı. Oruç olanlar. Niye 18 artı dedim? Bak uzuyor. O yüzden. Şimdi oruç olanlar bu videoyu izlemesin. Çünkü yemek yiyeceğim. Bundan sonra da artık video çekmem. Zaten 1 saat oldu video. Bence yeter bu kadar. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz.